Aylar sonra ilk kısıtlamasız pazar günüydü bugün. İstanbul'da meydanlar, sahiller, piknik alanları doldu. Vatandaş kısıtlamasız pazarın tadını çıkardı. Beklenen gün geldi. Türkiye kısıtlamasız pazar gününe kavuştu. Hava alıyoruz mis gibi tertemiz. Mutluyum. Allah razı olsun. Çok güzel hissediyoruz vallahi. Artık bıktık artık ya. Pazar günleri aylardır evlerde geçiyordu. Sokaklar ıssız, meydanlar boştu. O sessizlik yerini kalabalığa bıraktı. Çalışanlar, evlerde sıkılanlar uzun zamandır bugünü bekliyordu. Ve bugün İstanbul kısıtlamasız ilk pazar gününe kavuşmuş oldu. O aylardır boş kalan meydanlar şimdi tekrar insanlarla dolup taşmaya başladı. Vallahi bence şahane. 1,5 senedir evdeyiz artık yeter. Eve tıkılıp kalmıştık. Kısıtlamasız pazar günü torunu omzunuza almışsınız. Evet, çok mutluyuz ve geziyoruz. Hep evdeydik. Sormasak çok şükür çıktık dışarı vallahi ne güzel. Yine de tedbir elden bırakmamak gerek. Çarşı pazar tıklım tıklımdı. Birçok kişi aylar sonra pazar alışverişine çıktı. Gezmek için geldik, alışveriş yapacağız. Buradan biraz hediye bir şeyler alıyor. Alışverişe geldik oğlum. Bir de iyi, mutluyuk hani. Çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Esnaf müşterisine kavuştu. Kalabalık satışları arttırdı. Güzel mi efendim bu ortam? Abi güzel tabii, ne güzel. Müşteriler geçiyor, her şey güzel, hayat güzel, hepsi güzel. Mutluyuz yani, az hastalıkları da atlattık yani en azından. Neredeyse 2 senedir bu anı bekliyorduk zaten. Vallahi çok mutluyuz, umarım daha iyi olur işler. Efendim, o kadar mutlusunuz ki. Abi huzur dağıtıyoruz biz, huzur. Pazar günü kısıtlama kalktı. Abi çok şükür elhamdülillah. İnşallah işlerimiz açılır Allah'ın izniyle. Mutluyum abi! Pazar gününden herhalde şey geçti, hava biraz ılık olduğundan. Gel abla gel! Allah! Galata Köprüsü pazar müdavimlerini ağırladı. Oltalar uzun zaman sonra hadice sallandı. Galata Köprüsü uzun zamandır sessiz ve kimsesizdi. Çünkü balıkçılar yoktu köprüde. Ancak işte pazar günü kısıtlama kalkınca balıkçılar tekrar oltalarını aldı ve balık tutmak için Galata Köprüsü'ne geldi. Aa, çok güzel oluyor, çok heyecanlı oluyor. Yani yasakların bitmesi iyi oldu. Fötür, şapka, balık, olta. Pazar kombini tamam. Aynen, pazarımızı değerlendiriyoruz. Artık iyice sıkıldık pandemiden dolayı. Şu anda stres atıyoruz. Özlemiştiniz. Herhalde yani özlemişiz de yani. Güzel oldu ya. Efendim maşallah olta dolup taşmış ya balıkla. Sağ olasın, teşekkür ederim. Epey de balıkla da özlemiş bizi. Ve piknikçiler, kısıtlamasız pazarı en çok onlar özlemişti. Piknik alanları dolup taştı. Bu 2 seneden beri ilk defa çıkıyoruz. Sabah kahvaltısına geldik. Bakalım tadını çıkartıyoruz işte. Toplanmışsınız çekirdekler, çerezler. Biz çok mutluyuz, çok memnunuz. Oyunlar oynandı, sofralar hazırlandı. Aylar sonra ilk pazar kahvaltısı sahilde yapıldı. Sahillerde her ağaç gölgeliğinde bir sofra kurulmuş, kilimler serilmiş ve vatandaş pazar kahvaltısını bugün dışarılarda yapıyor. Efendim, afiyet olsun. Neler söyleyeceksiniz? Böyle güzel kurmuşsunuz sofrayı. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Özlemişiz bu pazarı. Hasret kalmıştık. Çok güzel. İlk defa dışarı çıktık yani bugün. Ay çok mutluyuz. Özlemişiz. Şu anda sersemledik. Oksijen gelince beni. Sersemledik şu anda. Hem yasa bitmesi hem çıkması çok iyi oldu. Kaç aydır evdeyiz. Ha, güzel oldu işte. Çok daha içinde biraz hava almış oldu. Herkes mutluydu. Tek temenni kısıtlamaların geri gelmemesi. İnşallah tez zamanda da bu hastalıktan kurtulmuş oluruz. İnşallah bu virüsten de kurtuluruz da. Böyle devam ederiz.